türev grafiği verilmiş. Türev grafiğinde eksi sonsuzdan sıfıra kadar x eksenin üstünde kaldığı için işareti türevin artıysa ne demektir bu? Fonksiyon eksi sonsuzdan sıfıra kadar artıyor. Sonra arkadaşlar sıfırdan itibaren türev işaret değiştirmiş. Demek ki sıfırdan sonra fonksiyon azalıyor. Sadece kriterimiz bu. Burada bakın tam tersi. Azalmış sonra artmış olmaz. Azalmış sonra artmış olmaz. Burada ise arkadaşlar bakın. Gerçekten fonksiyon artan bir fonksiyon sıfıra kadar. Sonra fonksiyon azalıyor. İşte bu yüzden cevap sadece 3 olur, B şıkkı. Bazı türev sorularını, maksimum minimum sorularını daha doğrusu, türevden yapmak çok zor olacağı için arkadaşlar size pratik bilgilerini veririz konu anlatırken. Burada da yine aynı şekilde bir üçgenin içine bir dikdörtgen yerleştirdiğinizde bunun alanının maksimum olmasını istiyorsanız bu alan üçgenin alanının yarısıdır. Türev yapmaktansa bunu bilmeniz gerekiyor, zorlanırsınız yoksa. Buna göre üçgenin alanı sinüs alan formülünden 12 çarpı 12 sinüs 31 bölü 2 bir de normal böldüğümüz 2. Dolayısıyla üçgenin alanı 36 geldi. İşte dikdörtgenin alanında bunun yarısıdır, 18 C şıkkı. Fonksiyon arkadaşlar eksi 2 noktasında zirve yapmış, yani maksimum noktasına ulaşmış, yerel max. Sonra da 2'de arkadaşlar minimum noktasına ulaşmış ve tekrardan artmış. Demek ki türevin işaret değiştirdiği yerler eksi 2 ve 2 noktaları. Bu yüzden C ve D kafadan bir kere gitti. Onlar yanlış. Şimdi eksi 2'ye kadar fonksiyon bakın artıyor. O zaman eksi 2'ye kadar türev işareti arkadaşlar pozitif olur. Eksi 2'den 2'ye kadar türev arkadaşlar eksi işaretli olur. Sonra arkadaşlar 2'den sonra türev yine artı işaretli olacaktır. Buna bakalım o zaman. Eksi 2'ye kadar artı işaretli. A şıkkı. Eksi 2 ile 2 arasında türev negatif işaretli çünkü azalıyor. 2'den sonra türev artı işaretli. O zaman gerçekten A şıkkı olacaktır arkadaşlar cevabımız. Bir noktanın bir noktaya olan uzaklık formülü x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesidir. Bu yüzden öyle bir noktada olacak ki arkadaşlar uzaklığın en az olması için üzerindeki bir nokta her zaman tek bilinmeyen bakın x'e x kare diyeceğiz. Uzaklığın en büyük olması için arkadaşlar şu ifadenin en büyük olması lazım. X eksi 18'in parantez karesi artı x karenin karesi 4. Gördüğünüz gibi bu ifade maksimum olursa uzaklık da maksimum olur. Evet biliyorum tabii ki böyle olduğunu uzaklığın ama biz şu an şu ifadeyi en büyük yapmaya çalışacağız. Bu ux denklemi olsun. Türevini alacağız. 2x eksi 18 artı 4x küp eşittir 0 diyeceğiz. Böylece her iki tarafı 2'ye bölersek x eksi 18 artı 2x küp eşittir 0. Buradan da arkadaşlar 2x küp artı x eksi 18 eşittir 0 olmalı. Şimdi değer verelim. Çünkü işin içinde küp var arkadaşlar. Şöyle x parantezini alırsam 2x kare artı 1 eşittir 18 olur. X'e 2 verdiğim zaman 2'nin karesi 4, 8, 1 daha 9 oluyor. 18'i elde ediyoruz. Demek ki arkadaşlar AB'nin artık uzunluğunu bulabiliriz. Yerine yazalım denklemde. Hangi denklem? Bu denklem. 2 eksi 18 böylece 256 olacak. Eksi 2, 16'nın karesi 2 üzeri 4 16 oldu. Buradan da karekök alacağız ki uzaklığı buluyoruz ya artık. 272'nin karekökü. O da 4 kök 17'ymiş. D şıkkı. Katlamada arkadaşlar uzunluk değişmez. Şöyle eski haline getirirseniz bakın. Sonuçta burası LC, KL'ye eşittir. Böylece LB'ye x dersek 12 eksi x olur. Burası da 12 eksi x olur. Tek bilinmeyen yapmamız lazım. Bu maksimum minimum sorularında en önemli nokta budur. Pisagor yaptığımız zaman 144 artı x kare eksi 24x eksi x kare x kareler gitti. KB'nin uzunluğu kök içinde 144 eksi 24x oldu. Bu da hatta arkadaşlar 16 daha doğrusu 4'ü dışarı alırsak 2 kök 36 eksi 6x olacaktır. Şimdi bir kenar alanı yapalım artık x. Diğer kenar 2 kök içinde 36 eksi 6x bölü aşağıya da 2 yazıyoruz. AB bölü 2 bir dik üçgenin alanı arkadaşlar. Bu şimdi AX olsun. Bu alanın en fazla olmasını sağlayan x değerini bulacağız. Buradan da
Artık x çarpı 36 eksi 6x'in türevini almak kaldı. Birincinin türevi 1. Diğer çarpan aynen yazılır. 36 eksi 6x artı ikincinin aynısı 1 bölü 2 kök. İçinde bir şey yokmuş gibi önce. Sonra da içinin türevi. O da eksi 6x olacak. Böyle oldu. Bunu sıfıra eşitledim. Buradan 6x 2 kök içinde 36 eksi 6x eşittir. 36 eksi 6x'in karekökü. Şöyle arkadaşlar, 3 oldu. İçler dışlar çarpımından 3x eşittir 36 eksi 6x. Buradan da bakın x 4 yaptı. Zaten onu istiyor B şıkkı. Burada şeye dikkat etmeniz lazım. Sonuçta şöyle birazdan bir dik üçgen oluşturacağım. 6'ya 12 tanjant alfanın 2 olduğuna dikkat edin. Bakın şimdi. Burada şöyle yarıçap 6. Sonra yükseklik 12. Gördüğünüz gibi tanjant alfa kaç oldu? 2. Aynı şeyi silindirde de yapacağız bakın. Buraya R dersem yöndeş açıdan alfa, burası 2R olur. Böylece yüksekliği de tek bilinmeyenden 12-2R bulmuş olurum. Artık silindirin hacmi pi R kare çarpı 12-2R. Böyle bir VS diyelim arkadaşlar. Burada şimdi artık pi r kare dağıttığımız zaman 12 pi r kare, diğeri de 2 r küp pi. Şimdi bu silindirin hacminin türevini alacağız. 24 pi r eksi 6 r kare pi eşittir 0. Pi r parantezinde, hatta 6 pi r parantezinde 4 eksi r oldu arkadaşlar. Buradan da r'nin alacağı en küçük değer 4 bulduk. Yerine yazalım denklemde. Yarıçap 4 olduğu için 16 pi 12 eksi 8'den yükseklikte 4 olduğundan hacim 64 pi E şıkkı. Hipotenüsün en küçük değerini alması için Pisagor denkleminin en küçük değerini alması lazım. Pisagor'u da nasıl oluşturacağız? Başlangıçta şöyle bir A noktasındaydı. Dakikada 6 kilometre yol aldı. O zaman T dakikada 6T yol aldı. Şöyle şu renkle göstereyim burada. Sonra arkadaşlar 6 eksi 6T. Şurada aldığı kalan yol. Sonra diğeri de 8T yol alıyor. Demek ki uzunluğu 8T oldu arkadaşlar. C'ye gelince Pisagor 6 eksi 6T'nin parantez karesi artı 8T'nin parantez karesi 36 artı 36T kare eksi 144T, 72T pardon ve diğeri de 64T kare. Türev alırsak şimdi neden? Çünkü bu ifadenin en küçük değerini bulmak istiyoruz. O zaman bunu veren en küçük T değerini bulmam lazım. 36'nın türevi 0, 36T karenin türevi 72T, eksi 72 ve burada da yine aynı şekilde arkadaşlar 64 T karenin de türevi 128T oldu. 200T eşittir 72. 4'e bölersek 72 bölü 4 18. 4'e bölersek 50. Bir daha bölersek T buradan 9 bölü 25 oldu A şıkkı.